ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesi başvurusunda bulunurken hazırlamamız gereken evraklar arasında otel ve uçak rezervasyonları olmalı mı? Ücretsiz iptal edilebilecek diye not almış. Amerika resmi web sitesinde vizeyi almadan kesinlikle seyahat planlaması yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir bilgi var. Bu bilginin anlamı rezervasyon bile yapmayın mı demek? Mülakatta bize bu durum nasıl bir sonuç doğurur? Daha vize vermedik, niye istinaden rezervasyon yaptınız, neden rezervasyon yapmadınız diye bir durumla karşı karşıya kalır mıyız diye bu takipçimiz soruyor. Amerikan Konsolosluğu'nun web sitesinde sizi uyarıyor olmasının sebebi şu, seyahat planları yapmayın diye. Vizeyi alıp almayacağınız belli olmadığı için hani sakın uçak bileti alıp rezervasyon ya işte otel tutup masraf yapmayın. Masraf yaparsanız eğer vizenizi alamazsanız bu yaptığınız paraları kaybedersiniz diye vizenizi almayı bekleyin diye tavsiyede bulunuyorlar. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Amerikan Konsolosluğu'na vize başvurusu yaparken kişiler plan yapmış olabilirler veya plan yapmamış olabilirler. Kaç gün kalacakları konusunda, nerede kalacakları konusunda. Dolayısıyla bu konuda hatta DS formunda bile soru var. Eğer bir plan yaptıysanız bu planı belirtin. Bu noktada size bunu sorabiliyorlar. Bunun için de şu durum önemli. Sonuçta siz plan yapabilirsiniz. Rezervasyon da yapabilirsiniz. Yani otel rezervasyonu, uçak rezervasyonu, hatta ben şu tarihlerde olacağım, şurada kalacağım demenizde hiçbir sakınca yok. Bu konuda Amerikan Konsolosluğu size neden bu rezervasyonları yaptınız diye soru sormayacak. Ha şunu sorabilir. Seyahat planınız var mı? Nereye gideceksiniz diye sorabilirler. Bu noktada siz evet ben şurada kalacağım. Uçak rezervasyonlarını şu tarihe aldım. Bu tarih rezervasyonu şu tarihe aldım diye açıklamanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.